Bugün Uğurcan'ın yokluğunda Elce kardeşlerin sahaya çıkmasını bekliyorduk. Ancak maç öncesi ısınma hareketleri sırasında Elce bir sakatlık yaşadı. Ve üçüncü kaleci Genç Arda kalede şans buldu. Kurtardığı bir iki tane de kritik top var bu arada. Ama elbette son derece tecrübesiz bir genç kardeşimiz buna rağmen kalede özgüvenle durdu ve iyi temsil etti formasını. Bu arada Suat Aslanboğa'dan da son düdük geldi. Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 25 maça çıktı değerli futbol severler. Lider Trabzonspor puanını 33'e yükseltti. 3-0'lık Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetiyle goller ilk yarıda az önce de söyledim. Karşılaşmanın henüz 18. dakikasında Abdülkadir Ömür 1-0 yaptı skoru. 41. dakikada Canin 2-1 gol bir asistle oynadı. 45'te de Cornelius skoru 3-0'a taşıyan isimler oldular. Trabzon'da taraftarların sevinci, tribünlerden sahaya yansıyan sevinç. Bordo Mavili futbolcular da taraftarlarını alkışlıyor. Bugün çok önemli eksikleri vardı. Elbette Bakasetas'ın, Marek Hamşik'in, kaleci Uğurcan'ın olmadığı ortamda özellikle oyuna akıl koyan Hamşik ve Bakasetas gibi isimlerin olmadığı ortamda bu galibiyet son derece değerliydi. Arkadaşlarım ekrana da verdiler. Burada işte yansıyor. Değerli izleyenler 33 puanda en yakın rakibi Hatay ve Konya'nın 7 puan önünde zirvede Trabzonspor. Alanya'nın da 24 puanı var. Fenerbahçe 23 puanda, fark 10. Zirveyle arasındaki puan farkı. Galatasaray 12, Beşiktaş 13 puan gerisinde Trabzonspor'un. Az önce de söylediğim gibi en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan önünde Bordo Mavili takım. Fenerbahçe'nin 10, Galatasaray'ın 12 ve Beşiktaş'ın 13 puan önünde. İlk yarının bitimine 6 hafta kala programın ilerleyen bölümünde bu zirvedeki takımların kalan 6 haftadaki maçlarına da odaklanacağız. Bu arada şey bitti mi? 1-1'di karşılaşma. Uzatma dakikaları oynanıyor. Kayseri-Göztepe maçında 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Bir ikinci sayfaya bakabilir miyiz arkadaşlar? Yani o da öyle bir maç ki sevgili Mehmet. Kayseri 16 yapar böyle biterse. Göztepe evet, 10. Çok kritik maç. Yani her puan altın değerinde. Bilemiyorum. Göztepe'nin önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile oynayacağını söyleyelim. İç sağ maçı. Fenerbahçe yine bir deplasmana gidecek. Burada şöyle bir bakıyorum. 11 şut denemesi var. Trabzonspor'un 5'i isabetli. 25 şut denemesi var. Bunların çok büyük bir bölümü ikinci yarıda. Gaziantep'in 25 şut denemesi var. 5'i isabetli. 34 orta yapmış. Trabzonspor 8 ortası var. 8'de 0. 34 orta Gaziantep takımından. Sevgili Mehmet, şimdi rakamlar bir yandan arkadaşlarım da ekrana getirecekler ama aslında zor olabilecek bir maçta net bir skorla, yani önemli eksiklere rağmen net bir skorla kazandı. Fakat özellikle ikinci yarıda kalesinde önemli gol pozisyonları verdi Trabzonspor. Ve belli dakikalarda örneğin Edgar Yeğen'in öne çıktığı anlar oldu. Çok kritik. Hava toplarında yine Vitor Hugo'nun etkinliği vardı. Edgar'ın bugün yani 3-4 tane çizgiden böyle çizgi civarında 6 pastan çıkardığı toplar var. Direkten dönen 3 pozisyon var. Müthiş önemli. Bilemiyorum bunlar tabii ki bardağın dolu tarafına baktığınızda 25 maçlık bir yenilmezlik serisi. Zirvede rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Trabzonspor var. Ama bir yandan da bardağın boş tarafına da bakmak lazım. Evet. İki açıdan da değerlendirelim. İlk önce şöyle başlayalım. Tabii 6 maçtır üst üste kazanan bir Trabzonspor. Evet. Yani seriye bağlamış, namağlup giden bir Trabzonspor takımı var. Ama aslında bugün oyunu şöyle okuyabiliriz. Skor olarak Trabzonspor takımı zorlanmadı. Oyun olarak çok zorlandı. Skoru bir şekilde Trabzonspor takımı bugün aldı. Ama
oyun anlamında Trabzonspor beklediğimizden kötüydü. Hani bazı noktaları da düzelir dedik ama bu maçları oynamak öyle kolay değil. Özellikle şampiyonluğu oynayan büyük takımların puan kaybettiği haftalarda Fenerbahçe kazandı. Ama orada sonuçta Trabzonspor yine karlıydı. Galatasaray kaybetti. Beşiktaş puan kaybetti. Tabii. Trabzonspor'un çok büyük bir avantajı var şu an. Ama oyun olarak Trabzonspor, biraz önce sen de bahsettin Ender abi, en önemli şeylerden bir tanesi Uğurcan yok. Arda bence bugün elinden gelenin en iyisini yaptı. Çünkü uzun süredir oynamayan, üçüncü kaleci pozisyonunda olan bir oyuncuydu. Şansını bence iyi değerlendirdi ama Trabzonspor'da bugün net olarak görünen bir şey var. Hamşik'le Bakasetas bu takımda özellikle hani bir tanesi oynadığı zaman belki açık kapatıyor. İkisi ama ikisi birden olmayınca çok sıkıntılı. İkisi yani. Oynamadığı zaman Trabzonspor'un orta sahadaki o bildiğimiz pas organizasyonlarından hiçbir eser göremiyoruz. Tabii ki oradaki oyuncular Berat ve Siopis daha çok savunmayı yapan oyuncular. Topu kullanırken de aslında iyi kullanıyor ama onlar kadar etkili oyuncular yalnız değil. Yalnız bir şey var. Onu da es geçmeyelim Mehmet. Evet. Trabzonspor'un geçtiğimiz yıllarda özellikle geçen sezon en büyük sıkıntısı son bölümde oyunu tutamamaktı. Evet. O son dakikalarda yediği gollerle çok puanlar kaybetti. Şimdi oyunu tutabiliyor ya da savunmaya sağlam çok adamla gelebiliyor ileri çıktığında da. Bu biraz da Ender abi oyuncu kalitesiyle. Bence Trabzonspor'un geçen seneki kadrosu, ondan önce tabii kadrosuydu ama stoper anlamında Trabzonspor şampiyonluğu kaybettiyse o stoper anlamında şu an senin iki tane inanılmaz iyi stoperin var. Hep biz bunu konuşuyoruz. Bir tanesi olmuş olsaydı o sene şampiyon olurdu. Şimdi bence kadro kalitesine ve oyuncu kalitesine bakmak lazım. Bu sene oradan çok çok daha farklı. Özellikle tandemde oynayan iki oyuncusu müthiş Trabzonspor. Onun için bak Trabzonspor pozisyon veriyor. Yine bugün verdi. Özellikle ikinci yarı 55 ve 65. dakikada iki tane direği var. Bir tane de net kaçırdığı pozisyon var. Maç beraberliğe de gelebilirdi. Ama Trabzonspor şunu yapıyor. Tabii ki taraftarın desteği çok önemliydi bugün. Özellikle pazartesi oynanan maçlarda yanılmıyorsam 27-28 bin civarında taraftar vardı. Bu hafta sonu oynanmış olsaydı bu rakam full olurdu. Ama pazartesi de Trabzonspor taraftarının ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Yani Trabzonspor hedefi oynadığında, şampiyonluğu oynadığında, o liderliği bırakmadığı noktalarda taraftar zaten devreye giriyor. Ben oyunda, tabii ki oyunu konuşacağız. Bence oyundan çok bu maçta şimdi Erman Hoca da gelecek, Reo Hoca da gelecek. Hakemi tabii ki konuşacağız. Konuşulacaktır, doğaldır. Pozisyonları da tartışacağız burada. Ama Trabzonspor iyi mücadele ediyor. Şu kötü oynamayı bir tarafa bırakıyorum. Böyle kritik maçları kazanmak çok önemlidir. 3-0 kazanıyorsun. Skor tatmin ediyor ama oyun tatmin etmiyor. Ama Trabzonspor böyle rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda inanılmaz derecede 3 puan alarak rakiplerindeki puan farkını her geçen hafta arttırıyor.